Gabar petrol kuyularının tanklarını üreten Arater Mühendislik Çankırı'ya fabrika kuruyor. Gabar petrol kuyularının tanklarını üreten Arater Mühendislik'ten İyi Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Çankırılı Mehmet Ali Karamemiş'in girişimleriyle terörden arındırıldıktan sonra petrol arama çalışmalarının netice verdiği noktalarda petrol kuyularının tanklarını üreten Ankara firması Arater Mühendislik, Çankırı Yakın Kent Organize Sanayisi'nde 27 bin metrekarelik arsa üzerine fabrika kuracak. Konuyla ilgili açıklama yapan Arater Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erdoğan, "Uzun zamandan beri planladığımız yatırımı Sayın Karamemiş'in teşvikleriyle Çankırı'ya yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. Çankırı Yakın Kent Organize Sanayi Bölgesi'nde 27 dönüm arz hızı üzerine 15 dönüm kapalı bir fabrika yeri inşa etmek istiyoruz. Tıpa ve tipeye çamur ayırma tankları, petrol arama kuyularındaki çamur ayırma tanklarını, şeker fabrikalarının düşey film vakum kazanı tanklarını üretmeyi planlıyoruz. Bu tankları hem yurt içi hem yurt dışı pazarda pazarlamayı düşünüyoruz. 2023 yılının son çeyreğinde ilk kazımızı vurmayı planlıyoruz. Takriben 2024'ün 3. çeyreğinde inşaatın bitmesini planlıyoruz. İnşaat bittikten sonra 100-150 kişi arası teknik personel görevlendirmeyi planlıyoruz. Neden Çankırı? Mehmet Ali Karamemiş beyefendinin önerisiyle Çankırı'yı tercih ettik. Konuyu değerlendiren Karamemiş, Yakın Kent Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı zamandan beri konuya dahil olduğunu belirtirken, daha önce yurt dışından da yatırımcı getirme çalışmamız oldu. Çankırımızın Ankara'ya yakın olmasını dezavantaj olmasından çıkarıp avantaj haline getireceğiz ifadelerini kullandı. Hasan Hüseyin Erdoğan'a teşekkür eden Karamemiş, yatırımların devamının geleceğini belirtti. 2012 yılında yeni yakın kent organize sanayinin kuruluş aşamasında, yer tespiti aşamasında bulundum ben. Hatta valilikteki toplantıya da katıldım. İşte burası mı olsun, işte Ankara'ya yakın olması biraz sınıra, Ankara il sınırına yakın olması biraz sorun olmuş. Onunla ilgili benim de bir şeylerim oldu ve ben yurt dışından daha önce de getirdim. Ama tabii ki bazı şartlar uymadı o zaman veya Türkiye'nin ekonomik şartları uymadı. Hasan Hüseyin Erdoğan kardeşimle uzun zamandır tanışıyoruz. Böyle bir yatırım yapacağını öğrenince geldik. Hüseyin Bey kardeşimle oturduk. Dedim ya Çankırı, Ankara'ya havalanına çok yakın bir yer, organize sanayi. Bu yatırımı Çankırı'da değerlendirelim dedik ve sağ olsun kendileri de kırmadılar ve Çankırı'yı tercih ettiler. Bu inşallah başlangıç olur ve devamı da gelir diyoruz. Evet, bu devam efendim sadece Hasan Hüseyin Bey ile mi gelecek yoksa başka görüşmeler de olacak mı efendim? Kesinlikle olacak. Ben bana gelen ne varsa hemen yönlendiriyorum. Ben bundan sonra da yönlendireceğim. Çankırımızın Ankara'ya yakın olması dezavantajını avantaja çevirmenin çabası içinde devam. Bunu düşünüyorum. Sağ olsun Hasan Hüseyin Beyefendi kırmadılar. Çankırı'yı tercih ettiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Daha devamı gelecek inşallah diyorum. İşletme Müdürü Mehmet Emir Aksoy, Mehmet Ali Karamemiş öncülüğünde Çankırımıza katkı sunmak istiyoruz. Gabar petrol tanklarının yerlileşme ve millileşme yolunda katkı sunan Arater Mühendislik olarak milli mücadelede büyük katkıları olan Çankırı'ya katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz dedi. Geçtiğimiz ayda basına da yansımış olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Gabar'da kullanılmak üzere petrolü çamurdan ayırt eden çamur tanklarını üretmiş bir firmayız. Daha önce yabancı sermayenin kontrol altında olan bu tarz tesisleri yerleştiren, millileştiren bir anlayışımız var. Bununla beraber şeker fabrikalarının birçok prosesini üretmekteyiz. Tamamen Türk mühendislerinin çiziminden ustasına yapanına kadar bir üretim zincirinin içindeyiz. Dolayısıyla Arater Mühendislik 2023 yılında Allah'ın izniyle Çankırı'da da yine yerli ve milli projelerin devam edecek. Biz bu konuda çok heyecanlıyız çünkü Çankırı'nın bizim için son derece önemli bir yeri de var. Çankırı Kurtuluş Savaşı'nda ve milli mücadele döneminde en çok şehit ve gazi veren çok kıymetli bir şehir. Anadolu'nun önemli bir şehri fakat ne yazık ki yeterli gelişmişe de sahip değil. Biz burada Sayın Mehmet Ali Karamemiş'in önderliğinde Çankırı'da gerçek anlamda hem istihdam sağlamak hem bölgede yeni dinamikler oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla biz firma olarak elimizden geleni yapacağız. 2023'te inşallah orada kazmasını vurarak oradaki insanlara istihdam sağlamayı ve Türkiye üretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Efendim. Ben Hüseyin Bey kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar. Sağ olsun Çankırı'yı tercih ettiler. Ben de kendilerine minnettarım. Çok başarılı bir işletme. Çok enteresan mühendisliklere imza atıyorlar. Bunları gördük. Hem Türkiye'de hem yurt dışına çalışan bir firma. Böyle firmaların sayıları artılsın diyorum, artsın inşallah. Ülkemize katkı sağlasın. Kendilerine hem ülkemize hem çarkımıza faydalı olacağı için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sizlere teşekkür ederim.